Mehmet Şimşek benim bekar evi arkadaşım. Dolayısıyla şimdi ondan ilgili ben bir yorum Oo. yapmak istemiyorum. Yalnız Siz sadece ev şunu arkadaşı söyleyeyim. mısınız onlar? Ev arkadaşı Tabii. mıydınız? İngiltere'de beraber aynı dönemde aynı yani devlet bursuyla beraber yurt dışına gittik ondan. Benim çok yakın dostumdur, arkadaşımdır. O benim evimde kalmıştır, ben onun evinde kalmışımdır. O nedenle ben yorum yapmayacağım. Ancak sadece şunu söyleyeceğim. Sayın Şimşek ile benim ekonomi görüşlerim hiçbir zaman uyuşmadı. Hatta kendisi yeni bakan olduğu zaman ben kendisine şöyle bir ricada bulundum. Ne olursunuz tarımı destekleyelim, hayvancılığı destekleyelim. Bunlar bizim ülkemizin stratejik sektörleridir. Ama kendisi tabii ben bunlar söylediğim zaman artık yeni ekonomi modelleri olduğunu, tarımın ve hayvancılığın hani anlamsızlığından bahsetti. Efendime söyleyeyim, katma değeri yüksek teknoloji ürünlerinin geliştirilmesinden bahsetti. Hala yapacağız tabii bunları. Yalnız ben burada tabii şunu hatırlatmak isterim. Eğer siz yeteri kadar tarım ürünü üretmezseniz, siz yeteri kadar hayvansal ürün, gıda ürünü üretmezseniz ve yeteri kadar beslenemezseniz ne teknoloji üretecek kas gücüne ne de teknoloji üretecek beyin gücüne sahip olamazsınız. Hocam valla iceberg gibisiniz. Ben size söyleyeyim mi? Geçen hafta da Sayın Berat Albayrak'ın tez hocasının, Allah rahmet eylesin, rahmetli olma sonucunda sizin tez hocası olduğunuzu söylemiştiniz mesela. Şöyle onu düzeltelim. Nasıl düzeltelim hocam? Yanlış Şöyle olmasın. düzeltelim. Yok, yanlış olmasın. Ben hani onun tez hocası vefat ettiği için geçici bir süre onun tez danışmanlığını yaptım. Yani muhtemelen o benden memnun kalmadı ki başka bir tez hocasıyla çalışmak istediğine ilişkin bir dilekçe verdi. Ben de enstitü müdürüydüm o dönem. Dilekçesini işleme koyduk. Kendisine yeni bir tez danışmanı atadık. Kendisiyle bir 6-7 aylık bir tez danışmanlığı sürecim oldu yani. Evet. Bunu öyle Bitirmiş. düzeltelim. Bitirdi mi hocam peki ötesini biliyor musunuz? Ben ondan sonra o üniversiteden ayrıldım. Ondan sonra tabii gelişmeleri takip edemedim. Yani Mehmet Şimşek hikayesi yani aynı şekilde. Enteresan yani. Çünkü dünya küçüktür, ekonomi camiası küçüktür. Yani bunlar sizi şaşırtmasın. Yalnız şöyle tabii şahıslar gerçekten önemli değil. Hı. Zihniyet önemli Sami Bey. Doğru, Yani doğru. o zihniyet de şudur. Siz eğer kendi bekanızı ülkenin, milletin bekasının üstünde görüyorsanız, ağzınızla kuş tutsanız siz iyi bir bakan olamazsınız. İyi bir başbakan olamazsınız. İyi bir cumhurbaşkanı olamazsınız. Kendinize çalışırsınız çünkü. Ülke batar. Yani ülkeye faydanız olmaz. Dolayısıyla bence zihniyet burada çok önemli. Ülkenin, milletin menfaati daima siyasi partilerin menfaatinin önünde olmalıdır. Siz eğer millet olarak kendi menfaatini önceleyen kişileri seçip iktidara gelirseniz kusura bakmayın sizin de hani millet olarak şikayet etme hakkınız kalmıyor. Peki hocam çok merakımdan sorayım. Gazeteci tabii böyle ruhunda var. Yani sonuçta genlerimizi işlemiş bu. Şimdi Sayın Şimşek'i ben de tanıdım. Evet. İnsan olarak çok cici bir adam. Yani kibar bir adam, mütevazı bir adam. Hani kibirli bir adam değil. Bakın bunu söyleyebilirim çok net bir şekilde. Yani Haklısın. Evet. siyasi Aynen. görüşlerini Aynen beğenmiyorum öyle. ama kibirli bir adam değil. Oturup böyle bir şey anlatabiliyorsunuz. Sizi dinliyor. Yani diyalog yapabiliyorsunuz kendisiyle. İstanbul'da ekonomi toplantılarında ben de karşılaşmıştım. Ben de bakandı o zaman da. Soru da sorabiliyordum yani kendisine çok net bir şekilde. Mesela ev arkadaşlığınız ne kadar sürdü Sayın Bakan'la İngiltere'de? Yok, İngiltere'de ev arkadaşlığımız yoktu ondan. İstanbul'da oldu. Ha İstanbul'da ev arkadaşlığınız Tabii. vardı. Şöyle, İngiltere'de aynı üniversitede eğitim gördük. Orada yaklaşık bir 2, 2,5 sene bir beraber dostluğumuz, arkadaşlığımız oldu. İngiltere'de Yani okudunuz ben beraber ama. tabii. Benim ona yardımlarım oldu. Onun bana yardımları oldu. Sonuçta yani orada yabancı öğrenciyiz en nihayetinde. Dil sıkıntısı Dayanışma. yaşıyoruz. Dayanışma içinde yani birbirimizle gerçekten çok iyi bir dostluğu vardı yani Mehmet'im yani ben çok severim eminim o da beni sever. İstanbul'da yani çok fazla uzun değil bir 6-7 ay bir aynı evde arkadaşlığımız oldu. Daha sonra ben çalıştığım bankada tayinim İzmir'e çıktığı için ayrıldım yani İzmir'e gittim. Sonra hani o evlendi ben evlendim ailece de böyle görüşüyorduk. Bunlar hani dediğim gibi bundan bir önemi anlamı yok ülke için Yok. bir anlamı yok. Yok, Yani şey bu için bizim soruyorum ben. kendi hani şeyimiz bu özel hayat. Hani şu çok önemli hocam. Ben şunu insanların bilmesini istiyorum. Mesela şimdi hani iletişim kurabileceğiniz biri mi karşınızdaki kişi? Ben hani kendi adıma iletişim kurabilmiştim Sayın Şimdi Şimşek'le o dönemde. Mehmet Şimşek gerçekten bakın ben size şunu söyleyeyim. Ben
onun asla ve kat'a harama el uzattığına inanmıyorum. Yani ben ondan hani 2,5, 3 sene, 4 sene çok yakın görüştük. Sonrasında da hani dostluğumuz bakidir tabii. Ben onun kesinlikle devlette bakanlık yaparken de ülke menfaatini öncelemeyecek çalışmalarda bulunabileceğine ben inanmak istemiyorum. Eğer yapmışsa da bu gerçekten yürekten bunun milletin yararına olduğuna inandığı için yapmıştır. Şunu gene söyleyeyim, benim hiçbir zaman ekonomi alanındaki görüşlerim Mehmet'inkiyle uyuşmadı. Yani bakış açılarımız çok farklı. 1990'lı yıllardan beri, 91-92'den beri Türkiye'de tarım ve hayvancılığın stratejik olduğunu söylerim. Hatta benim ilk yayınlanmış makalem Sami Bey, 1987 yılında yayınlandı. Ziraat Dünyası isimli bir dergide 1987'de. Ve orada hani tarımın ve hayvancılığın önemini, ülkenin geleceği için öneminden hani bahseden bir makaleydi. Çünkü şöyle, eğer siz kendi kendinize yeten bir tarım ülkesi değil olmazsanız, Türkiye'nin kapasitesi sadece 80 milyonu değil, bence 300-400 milyonu besleyecek kapasiteye sahiptir. Yani ülke olarak tarım kapasitesi, üretim kapasitesi. Bunu siz kullanırsanız ve siz tarıma dayalı endüstriler geliştirirseniz, inanın bana bugünkü hani Türkiye'nin içine sıkıştığı orta gelir tuzağı deniyor ya, onu çok rahat aşarsınız. Tarım ve hayvancılıkta modern teknikler kullanıp tarıma dayalı endüstriyi de geliştirirseniz orta gelir tuzağını son aslında 1980 24 Ocakları kararlarından bu yana tukaka hale getirilen tarım sektörü sayesinde biz orta gelir tuzağından çıkarız. İşte bu noktada mesela ben de Mehmet Şimşek anlaşamıyorum. O tarıma sübvansiyon verilmesini vesaire falan hep karşı çıkardı. Ben de hep verilmesi gerektiğini Peki söyledim. hocam, bu mesela özelleştirme konusunda da muhtemelen aynı şeyi düşünmüyorsunuz kendisiyle. Şimdi Evet. mesela Türk Telekom özelleştiğinde Sayın Babacan da Sayın Şimşek de ekonomi yönetimindeydi. Yani o Türk dönemde. yok 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 Sami Bey. Türk Telekom 2005 yılında satıldı yanılmıyorsam. Evet, 2005 doğru. yılında satıldığında Sayın Şimşek Londra'da Merrill Lynch'te çalışıyordu. Yani Sayın Şimşek'in Türk Telekom'un satışında hiçbir dahli yok. 14 Kasım 2005'miş. Uğur yazdı, Tabii. evet doğru. 2005'te Sayın Şimşek 2007'de milletvekili oldu, sonra bakan oldu. 2005 yılında dönemin ekonomi bakanı, dönemin maliye bakanı, dönemin başbakanı, dönemin özelleştirme yüksek kurulu. Bunların dahli var. Dolayısıyla Sayın hani Babacan'ın onu o zaman. düzeltelim. Sayın Yani Babacan'ın Ekonomi evet. Bakanlığında, evet onu düzeltelim. Doğru. Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel ve keyifli bir sohbet oldu. Türkiye'de konuşacak konu çok ama biz de hem dijitalde insanlara daha çok ulaşalım ve gerçekleri anlatalım diye söylüyoruz. George Orwell'ın güzel bir sözü var. Onunla bitireyim ben, müsaade ederseniz. Tamam. Arkadaşlar, habercilik kimsenin bilmesini istemediği olayları, açıklanmasını istemediği olayları kamuoyuyla paylaşmaktır. Bunun dışında yapılan bütün faaliyetler halkla ilişkilerdir. Biz burada halkla ilişkiler yapmıyoruz. Habercilik yapmaya çalışıyoruz ve haberleri yorumlamaya çalışıyoruz. Özellikle ekonomiyle ilgili olan konularda. Tabii bunu yaparken ister istemez de siyasete giriyorsunuz. Maalesef Türkiye'de dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek oranda siyaset ekonomiyle iç içe gidiyor.